İlk ve orta dereceli okullarda ilk ara tatil dün başladı. Tatilde aile ve çocukların neler yapması gerektiğini anlatan rehberlik öğretmeni Esra Haykır, öğrencilerin plan dahilinde eğlenerek dinlenmesi ve dijitale boğulmamaları önerisinde bulundu. Evet, şimdi öğrencilerimiz 2 aydır eğitim öğretim faaliyetleri içerisindeler. Sabah erken kalktılar, zaman zaman okuldan geç çıktılar. Çalıştılar, sınavlarına da girdiler. Artık tatil zamanı, dinlenme zamanı. Öncelikle çocukları gelişimini en çok etkileyen oyun. Bol bol oyun oynasınlar isteriz. Aile büyükleriyle zaman geçirmelerini isteriz. Ve çocukların kendilerinin merak ettiği bir çalışma varsa onu yapmasını öneririm. Biz çocuklara normalde şunu söyleriz, sağlıklı bir beslenme tabağından bahsederiz. Öyle bir örnekle açıklayayım. Beslenme tabağında deriz ki et ürünü olsun, süt ürünü olsun, meyve olsun, sebze, tahıl grubu, bunların hepsinden eğer ki yeterli miktarda alırsak sağlıklı beslenmiş oluruz deriz çocuklara. Eğer bir tatil planı yapacaksak bu hem keyifli olsun hem de verimli olsun çocuklar için. Keyifli olması için oyun öneriyoruz. Verimli olması açısından biz çocuklarımızın psikolojik, sosyal, fiziksel ve zihinsel olarak gelişimlerini isteriz. Ve bu gelişimi tam olarak sağlamaları açısından hem oyun oynasınlar, hem öğretmenlerin önerdiği küçük küçük eğitim faaliyetlerine devam etsinler. Bir taraftan sosyal faaliyetlere katılsınlar, aile büyüklerini ziyaret etsinler. Bunun yanında küçük küçük spor oyunları da yapabilirler. Ve bu onların hem gelişimlerini sağlar hem de tatillerini en iyi şekilde keyifli ve verimli geçirmelerini sağlar. Peki çocuklara bunları önerdik. Bir de bu işin farklı bir boyutu var. Aileler. Ailelere evet. Ne yapmak, ne söylemek gerekiyor? Çocukları sıksınlar mı, bıraksınlar mı? Evet. Şimdi ailelerimize şunu öneririm. Evet, çocuklarımız yoruldu. Tatil yapacaklar. Çok serbest bırakmasınlar ama çok da sıkmasınlar. Bir program dahilinde olsun. Şimdi çocuklar isteyebilir. Mesela gündemimizde tablet var biliyorsunuz. Sürekli tablet oynamak isteyebilirler. Elbette ki sürekli tablette oynamak doğru olmaz. Ama sürekli ders çalışmak da doğru olmaz. Sürekli kitap okumak da doğru olmaz. Eğer ki çocuklarımız bütün olarak gelişecekse, dediğim gibi etkili ve verimli bir şekilde tatil yapacaksak, hepsinden yeterli miktarda ailelerimiz çocuklarıyla birlikte bir plan dahilinde tatillerini geçirebilirler.